Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikan New York Times gazetesi için bir makale yazdı. Washington için bölgede gerçek müttefikinin kim olduğuna karar verme zamanı diyen Çavuşoğlu, terör örgütü YPG PKK'nın Suriye'de Türkiye sınırının birkaç kilometre ötesinde faaliyet göstermesinin savunulacak hiçbir tarafı olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York Times gazetesi için bir makale kaleme aldı. Terör örgütü YPG PKK'nın Türkiye sınırının birkaç kilometre ötesinde faaliyet göstermesinin savunulacak hiçbir tarafı olmadığını belirtti. Washington için bölgede gerçek müttefikinin kim olduğuna karar verme zamanı dedi. Çavuşoğlu'nun gazetenin editörüne hitaben yazdığı açık mektup, Suriye'de beliren felaket başlığını taşıyor. Bakan Çavuşoğlu gazetede 9 Eylül'de yayınlanan Suriye'de korkunç final beliriyor başlıklı habere atıfta bulundu. Haberin Esad rejimi tarafından muhaliflerin güçlü olduğu son bölgeye kanlı bir operasyon yapıldığına dikkat çekmesi bakımından haklı olduğunu belirtti. Ancak bu makale korkunç başka bir gelişmeyi atlıyor dedi. Esad'ın saldırılar yapan müttefikleri Amerika Birleşik Devletleri tarafından destekleniyor. Son raporlar Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG'nin Amerikalıların ödediği vergilerle alınan silah ve yardımları aldığını, bu örgütün Esad'la ittifakını geliştirdiğini ve Temmuz ayında yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Esad'ın İdlib'i muhaliflerden geri almasına yardım etmek için destek gönderdiğini gösteriyor. Çavuşoğlu, Esad'la YPG PKK arasındaki ittifakın Suriye Demokratik Güçleri ile Esad rejimi arasında yapılan görüşmelerden bu yana arttığına dikkat çekti. YPG, Türkiye'de 30 yıldan uzun süredir şiddet içeren bir terör kampanyası yürüten PKK'nın Suriye koludur vurgusunu yapan Çavuşoğlu, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü ilan ettiğini anımsattı. Başından beri söyledik. Bugün yine bunu...